Kazak şoför Nuh dedi, peygamber demedi. Kendini tıra kilitleyen inatçı sürücü iftar vakti polisleri aç bıraktı. Tamam, içeriği kontrol, oraya ettim. Orada problem yok. İçeriği kontrol edeceğim. Kim yaptı onu? Tamam, rapor tutacak ekip var. Kasko var mı senin, sigorta var mı? Sigorta var mı? Ver el raporunu. Görüntüler Aksaray'dan, iftar vaktiydi. Ezanın okunmasına yarım saat vardı. E90 karayolu üzerinde tehlikeli araç kullandığı ihbarı polise alarma geçirdi. İhbar edilen araç tırdı. Yol üzerinde önlemler alındı ve tır durduruldu. Tır yabancı plakalıydı. Kazakistan uyruklu sürücüden önce ehliyet ve ruhsat, sonra da araçtan inmesi istendi. Ama Alexander C'ye ehliyet ve ruhsatı vermediği gibi aşağıda inmedi. Kendini tıra kilitledi. Ben söyleyeyim ona. Sadece kontrol yapacağız, gideceksin. Ekipler sürücüyü ikna etmeye çalıştı. Ancak çabalar bir işe yaramadı. İnatçı sürücü polisin tekliflerini geri çevirdi. Ekipler Türkçe bilmeyen sürücüyü ikna edemedi. Bak, tercüman getiriyorum. Ama açla konuşalım. Böyle olmuyor. Tamam. Kelepçe mi vurayım sana? O zaman tutuklarım seni. Peki camı kıracağız diyor ya. Camı kıracağız bak, kıracağız. Açmazsan camı kırmak zorunda kalacağım. Ekipler Kazak sürücüyle uğraşırken ezan okundu. Polisler su içerek orucunu açtı. Sinirler gerilince sigaralar da yakıldı. Rusça bilen bir polis memuru devreye girdi. İnatçı sürücü önce telefonla ikna edilmeye çalışıldı. Kelepçe mi vurayım sen? O zaman tutuklarım seni. Peki camı kıracağız diyor. Camı kıracağız bak, kıracağız. Açmazsan camı kırmak zorunda kalacağım. Ne Ve sonunda Rusça bilen polis memuru olay yerine çağrıldı. Onun gelişiyle birlikte 2 saat süren eylem sona erdi. Sürücü ikna oldu. Önce tırın kapısını açtı, sonra da araçtan indi. Alexander C. korktuğu için kapıları kilitlediğini söyledi. Ehliyet ve ruhsat kontrolü yapıldıktan sonra trafiği tehlikeye düşürmekten ceza kesildi. İşlemler bittikten sonra sürücü serbest bırakıldı. Tırın yük almak için Kazakistan'dan Mersin Limanı'na geldiği öğrenildi. Normal.